Oksijen TV izleyenleri, bugün spora dair özel bir muhabbet yapacağız. Bugünkü konuğumuz Kaynaşlı Belediye Başkanımız Birol Şahin. Yeni gelişmeler var Kaynaşlı'da. Bunları tartışacağız. Başkanım, öncelikle hoş geldiniz stüdyomuza. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sağ olun. Öncelikle belediye başkanınız da hayırlı olsun. Daha önce hayırlamıştık ama evet, tekrar evet. Stüdyomuzda da yeni görevimiz hayırlı olsun. Sağ olun. Ne kadar azimli olduğunuzu biz biliyoruz. Yıllardır sizi tanıdığımız için, sporcu kişiliğini de bildiğimiz için evet. Bazı spor hususunda bir şeyler soracağız. Evet. Önce sporcu kişiliğinizden bahseder misiniz evet, başkanım? Teşekkür ederim Hüseyin Bey. Gerçekten bize bu fırsatı verdiğiniz için Oksijen TV'ye ve sizlere işte yönetim kurulu başkanına Oksijen TV'nin İslam Kireç Bey'e teşekkür ediyorum. Bize bu fırsatı verdiğiniz sesimizi duyulmasına vesile oluyorsunuz. Projelerimizin halkımıza aktarılmasına, görüşlerimiz, fikirlerimiz aktarılmasına vesile oluyorsunuz. Tabii sporu ben seviyorum. Sporun içerisinden geliyorum. Tabii uzun yıllar kaynaşçısı sporda santrafor olarak futbol oynadık. Daha değişik farklı sporlar da yaptık. İşte uzak doğu sporlarından karate, kung fu yaptık bir müddet. Şimdi devam ediyoruz yine spora. Yani şimdi sporu seviyorum. Spor beni rahatlatıyor. Yani hem beyin olarak rahatlatıyor, hem vücut olarak rahatlatıyor. Daha zinde, daha güçlü oluyorsunuz. Daha sağlıklı düşünebiliyorsunuz. Tabii ki insanlarımız tabii aslında 7'den 70'e herkesin spor yapması tabii hem kendi sağlık açısından önemlidir. İnşallah halkımız spora daha fazla önem verir. Başkanım, şimdi sporcu kişinizden bahsettik. Şimdi daha önceki yıllarda biliyorsunuz çok uğraşlar vermenize rağmen belediye başkanlığı için, milletvekilliği için. Gerçi bu azminizden dolayı çok teşekkür ediyorum size. Gerçekten tırnaklarınızı da kazıyarak bir yerlere geldiniz. Şu an belediye başkanısınız. Çok da büyük sorumluluğunuz var biliyorsunuz. Evet, gençlerimizi kötü alışkanlıklardan kurtarmak için spora yönlendirmeliyiz. Aynen. Siz Kaynaşlı Belediye Spor olarak ne gibi etkinlikler yapacaksınız ki gençler kötülüklerden, içkiden ve kötü alışkanlıklardan kurtulsun? Şimdi tabii ki biz Kaynaşlı Belediye Başkanı olarak yani işte zaten adaylık sürecimizde de spor projemiz var. Yani spora, sporcuya destek anlamında. Zaten şu ana kadar da yine elimizden geldiği kadar destek veriyoruz. Tabii gençlerimiz istiyoruz ki sağlıklı bir gençliğimiz olsun. Dinç ve zinde bir gençlik olsun. Yani kumardan, alkolden, uyuşturucudan uzak bir gençlik olsun. Zaten bunlar hem Allah-u Teala'nın yasaklamış olduğu şeyler işte kumar olsun, işte alkol olsun, işte diğer uyuşturucu işte buna benzer farklı şeyler. Yani Allah-u Teala'nın hoşlanmadı, razı olmadı. İnsanların da bundan rahatsız olacağı. Belki gençlerimiz nefsine uyarak bu alışkanlıklara kapılmış olurlar ama tabii bizim görevimiz de belediye olarak yani bu gençlerimize sahip çıkmamız lazım. Bunlara işte farklı alternatif sağlığı oluşturmamız gerekiyor. Tabii bununla alakalı tabii belediye olarak işte bir çalışma içerisindeyiz şu anda. Şimdi Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü'nden şu anda işbirliği yaptık. Yani kaynaştığımız gençlerimiz, çocuklarımızı evlerinden alıyoruz. Spor salonunda bırakıyoruz. Bizim belediye araçları yapıyor. Peki başkanım, yani bunlara, şimdi bu siz ulaşım yönünü sağlıyorsunuz, yani, maddi destekleri de sağlıyorsunuz. Tabii dediğim kadarıyla spor alanları yeterli mi? Tabii şu anda yeterli diyemeyiz tabii. Sonuçta yani bizim gençlerimizde çok amaçlı bir spor kompleksi olması gerekiyor. İnşallah bununla alakalı da böyle birkaç tane projemiz var. Tabii bunu başarmak istiyoruz. Bu inşallah tabii zaman içerisinde olacaktır. Tabii gönül ister ki hemen başlayalım, hemen yapalım ama tabii zaten Kaynaşlı Belediyesi'nin maddi anlamda geçmişten gelen birçok sıkıntısı var. Yani bizim şu anda 45 milyon civarında yani eski parayla 45 trilyon bir borç var. Yani borç tabii şu anda biz bunu devraldık. Biz bir yandan hizmet üretiyoruz, onların işte ödemelerini yapıyoruz. Bir yandan geçmişten gelen borçlarımız var. İşte bankalardan kredi alınmış, işte İlla Bankası'ndan alınmış. Piyasa borçları var yani böyle birçok borçlarımız var. Onları tabii şey yapıyoruz ama tabii şu ana kadar Allah'a şükürler olsun tabii mali anlamda disiplin sağladık. Maaşları aksatmadan ödüyoruz, kimseyi işten çıkartmadık. Yani düzenli bir gidişatımız var şu anda. Tabii inşallah zamanla daha içinde rahatlayacak ve inşallah kaynaştı ya. Spor anlamında yani biz kompleks kazandırmak istiyoruz. Yani içerisinde farklı branşlar olabilecek. Yani diyelim ki spor deyince futbol, futbol akla gelmemeli. Tabii ki futbol da olmazsa olmaz artık. Yani şu an toplum futbolu tamamen kabul etmiş durumda. Zaten o da olacak ama bunun yanında diyoruz ki gençlerimiz yani böyle şimdi futbol diyelim ki futbolu herkes çıkıp da yani sahada oynayamaz yani ancak halı sahalarda ama yani diyelim ki bir farklı spor kompleksi açtığımız zaman sahaları gibi sem sahaları
olabilir. Ya şimdi bizim böyle birkaç yerde halı sahalar yapılmış ama tabi onlar düzensiz ve yetersiz. Bizim onları elden geçirmemiz lazım. Komple yeniden geçirmemiz lazım. Elden geçirmesi lazım. Yine bunun yanında diyelim bizim Gırgın Çayırı'nda birkaç inşallah spor tesisi yapmak istiyoruz. Gırgın Çayırı biliyorsun mesela alanımız var. Şu anda orada bizim farklı düzenlemeler yapıyoruz şu anda ama spor tesisi anlamında da orada bir inşallah çalışmamız olacak. Yine bir spor kompleksi içerisinde diyelim ki karate, tekvando, boks, kickboks, güreş gibi veyahut da bir yüzme havuzu projemiz de var zaten inşallah. Bir yüzme havuzu da planlıyoruz. Şu anda birkaç nokta, birkaç yer var. Onun üzerine çalışma yapıyoruz. İçerisinde işte yüzme havuzunun olabileceği. Yine üst katlarında fitness de işte diğer spor branşları olabileceği tamamen bir spor kompleksi şeklinde bir düz çalışma yapmak istiyoruz. İnşallah yani bunu başaracağız tabii bu 5 yıl içerisinde. Yani bu dediğim gibi ben pat diye belki hızlı bir şekilde yapamayabiliriz ama inşallah zaman içerisinde bunu yapacağız. Ama biz bir yandan da şu anda kaynaştı gençliğine farklı bir alan oluşturma anlamında yani bir yer bulalım, oraya donatalım, gençlerimiz gelsin orada spor yapsın. Böyle bir düşüncemiz var. Peki başkanım, yıllardır Kaynaşlı'da motocross yapılıyor. Motocross pisti var. Ama şu an Kaynaşlı'ya getirisi ve götürüsü nedir? Neler kazandırıyor? Yani şu ana kadar bir Kaynaşlı'ya çok fazla getirisi olmadı yani. Zaten şu andaki o sahada da bazı sıkıntılar da var tabii. Şimdi biz tabii şey yapıyoruz, yani Kaynaşlı'ya katkı sağlayabilecek, tanıtımına katkı sağlayacak, ekonomisine katkı sağlayacak, yani böyle insanlarımıza katkı sağlayacak proje yapmamız lazım. Yani yerleri güzel denetlememiz lazım. Yani yılda bir sefer ekstra spor yapmak, tabi yani o kadar geniş alanlar heba etmemeli. Yani şimdi yılda ekstra spor yapılacak, motor yarışı yapılacak diye, yani işte motor spor yapılacak diye, yani büyük bir alan, belki 100 dönüme yakın bir alanda yani böyle heba edilmez. Evet. Tabi bununla alakalı da işte dedim ya şu anda tabii çok hızlı tempoda çalışıyoruz. Yani birçok projeye belki de tam el atamadık birçok alana da. Çünkü zaman gerçekten dolu dolu geçiyor. Yapacağımız çok işler var. Çok birikmiş sorunlar var. Yani bunları bir an önce el attık. Atmaya devam ediyoruz şu anda. Yani sahadaki ekiplerimiz sürekli çalışıyorlar. Yani işte inşallah yani bu önümüzdeki tabii yıllarda bu daha da çalışmamız biraz daha artacak. Performansımız daha da artacak. Hızımız biraz daha yükselecek inşallah. Ya ama tabii spor anlamında, spor gerçekten önemli yani. İşte 7'den 70'e herkesin spor yapabileceği, herkesin spor içerisinde olabileceği alanlar oluşturmamız lazım. Ki bu zaten halkımızın beklentisi, gençlerimizin beklentisi şu anda. Tabii böyle bir alanlar kısıtlı olduğu için gençlerimiz daha çok kahve köşelerinde, sağda solda belki birçoğu farklı şeylere bulaşıyor. Bu da bizi tabii üzüyor. İnşallah böyle bir şey tabii olsun istemiyoruz. Tabi genel bir sorun yani. Sırf kaynaşlı. Elektroniğin esiri oldu gençlerimiz. Bunları nasıl kurtarmamız lazım? Ya tabii ki gerçekten şimdi, cep telefonları mesela olsun. Mesela bizim çocukluğumuzda tabii günde 8-10 tane oyun oynardık. Hepsi sokaklarda daha aktif, daha dinamik, daha böyle daha zinde bir gençlik vardı. Şimdi tabii çocuklarımız tamamen tabii ki yani sonuçta teknoloji güzel bir nimet. Faydalansam ama yani sürekli de zamanını yani bir internetin başında geçmende bir anlamı da yok yani. Yani istiyoruz ki çocuklarımız böyle hantal yetişmesin, hareketli olsun, canlı olsun, dinamik olsunlar, böyle dayanıklı olsunlar, yani dinç olsunlar. Bunun için de tabii ki yani sürekli de internette, televizyonun başında vakit geçirmenin de bir anlamı yok yani. Bu da gençlerimize yani şey olmaz yani böyle. Biz istiyoruz ki gençlerimiz yani böyle milli ve manevi değerlere bağlı olsun, kötü alışkanlıklardan uzak olsun. Yani Allah-u Teala'ya kul peygamberine ümmet olsun, annesine, babasına, vatanına, milletine faydalı bir nesiller yetişsin. Güzel bir aile düzeni kursunlar, güzel bir aileleri olsun. Yani çocuklarımız harama bulaşmasın, kötü alışkanlığı olmasın, düzenli bir hayatları olsun. Tabii bununla alakalı da biz gençlerimize söylüyoruz her zaman yani biz her zaman yanınızdayız. Gücümüz nispetinde, imkanlar nispetinde yapacağımız bir şey varsa size yardımcı oluruz. Yani yardımcı olmaya çalışırız. İnşallah bununla alakalı da zaten şu anda arkadaşlarımız da çalışıyor, ekibimiz de çalışıyor. Projelerimiz şu anda çalışma içerisinde. Arkadaşlarım proje anlamında. Peki başkanım, olmazsa olmazımız Kaynaşlı Belediyespor. Evet. Yıllarca Kaynaşlı Belediyespor olarak görev yaptı bu takım. Fakat ne hikmetse son dönemlerde takıma yardım etmemek için belediye Kaynaşlı Spor olarak yaptı. Siz ne diyorsunuz şimdi, bu duruma?
Ve şu an bildiğim kadarıyla da kongrede tekrar kaynaşlı belediye spor yapmayı düşünüyorsunuz. Kaynaşlı belediye spor olacak inşallah. Kaynaşlı belediye spor dediğim gibi, kaynaşlı belediye spor olacak ve bütün işte 13'tü, 16'ydı, 19, 25. Altyapı liglerini gerçekten başarılılar yani. Olacak yani. Bunlar hepsi olacak. Yani biz tabii şu anda kongre yapıldı. Arkadaşlarımız biz görevlendik. Kongreyi yaptık. Kaynaşlı belediye spor olarak inşallah tekrar şey yapacak, devam edeceğiz. Yine bununla alakalı kaynak bulmamız lazım tabii. Kaynaşlı belediye spora, kaynaşlı belediye spora. Kaynak anlamında da yani nasıl bir gelir getirebiliriz? Bunlarla alakalı inşallah önümüzdeki ay çalışmalarımıza hemen başlayacağız. Yani kaynaşlı belediye spor bundan daha bir kurumsal, daha disiplinli, daha düzenli olacak inşallah. Altyapıya önemli. Daha çok kendi çocuklarını yani işte değer veren, önem veren. Tabii dışarıdan da belki alabileceğiz. Olmazsa olmaz noktalara birkaç kişi. Olmazsa olmaz. Tabii birkaç belki dışarıdan transfer olabilir belki. Yani en azından bir katkı sağlasın. Belki biraz daha farklı bir heyecan oluştursun diye ama yani asıl amacım, hedefimiz zaten şu an biliyorsunuz kaynaşlı belediye spor, kaynaşlı spor bağ liginden spor amatöre düştü. İşte onu soracaktım başkanım. Şimdi bir de biliyorsunuz siz seçimden sonra hemen başkan olduğunuzdan sonra sizde bir röportaj yapmıştık kaynaşlı. Evet, evet. Hatırlarsanız. Hı. O günde iki tane maçımız kalmış, üç tane maçımız kalmıştı. Hı. Deplasman maçıydı ama Kaynaşlı Spor zaten dibe vurmuştu. Vurmuş. Ama kurtulamadı. Evet. Tekrar bölgesel lig hayali var. Tabii hedefimiz zaten şu var. Yani zaten hedef olmadan olmaz tabii. Yani. Bizim hedefimiz her zaman şeydi. Yani Kaynaşlı Spor önce Bal Ligi, sonra üçüncü lig yani. Hedef bu ya. Bu olmazsa olmaz. Yani biz şunu demiyoruz. Ya, amatörde işte oynayın da işte. Bakın işte yani işte düşmeyin de devam edin demiyoruz ya. Hedef olmazsa bu sefer başarı olmaz ya. Yani bir hedef koyacağız kendimize. Hem biz koyacağız hem sporcularımız koyacak da ya. Yani sporcu şunu bilecek yani. İşte bu yönetimin hedefi önce Balvik. O da kendini ona göre şey yapacak. Performansı ona göre artırır. Kendini ona göre bir güven gelir. Yani biz zaten geçmişte de kaynaşlı belediye sporda biz görev yaptık. Yani as başkan olarak ben görev yapmıştım. İşte o zaman da birçok kez 3. ligin kapısından döndük yani. Ve o zaman bütün toplantıları yapardık zaman zaman futbolcularımızla. Onları motive ederdik yani. Onlar işte dedik ki bak bizim hedefimiz 3. lig, ona göre şey yapın. İşte biz size her türlü yardım, desteği elimizden geldiği kadar gücümüz nispetinde vereceğiz derdik. Ve şu anda da amatörde, spor amatörde de tabii ki hedefimiz Bal 2 yani. Başkanım şimdi olmasa olmaz yani. Zaten şunu söyleyeyim. Olmaz ama derken yani hedefimiz bu. Ha şu var tabii ki bunu ilk bir yıl başaramayabiliriz. Yeterli ama yani bu sene olmazsa sene inşallah olacak. Şimdi altyapılar diyoruz ya, altyapı çok önemli gerçekten. Altyapıdaki çocuklarımızın, sporcularımızın kendilerine hedef görmeleri gerek. Ben diyecek ki ben Kaynaşlı Spor'da oynayacağım. Kaynaşlı Spor'da oynayacağım demeli alttan gelenler. Yani üstteki takımın başarısı altyapı endeksi de oluyor. Kesinlikle ya. Yani. Alttaki çocukların üst yapıya çıkması için çok büyük çabalar sarf etmesi gerekiyor. Kesinlikle. Ve kendilerine özenmeleri gerekiyor. Ben bu formayı giyeceğim diye. Bununla ilgili ne çalışma yapacağız? Tabii şu anda zaten kaynaşta bir minik dediğimiz bir futbol okulu şeklinde şey var. Zaman zaman ben de gidip onları seyrediyorum yani. Tabii onların hoşuna gidiyor. Yani belediye başkanı bizi seyrediyor. İşte onlara gidip fotoğraf çektiriyoruz işte. Zaman zaman tabii ikramlarımız olacak inşallah bundan sonra da çocuklarımıza. Belki böyle bir araya gelip onlara bir yemek düzeninde sağlayabiliriz. Yani biraz daha motive olmaları anlamında. Yani bunu yapmamız lazım. Yani spor gerçekten gençliğin daha düzenli olması anlamında önemli bir etken yani. Sporcu bir şey ya gerçekten spor insana daha böyle manevi anlamda da bir insana ayrı bir şey verir, güç verir. Hem bedeni anlamda da ayrı bir güç verir. İnsanın daha çok kendine güven duymasını sağlar. Spor yapan insan daha sağlıklı olur, daha düzgün bir yaşantısı olur. İşte bununla alakalı da işte dediğim gibi yani biz belediye olarak yani onlara destek olmamız lazım. Vereceğiz inşallah. Başkanım son sorumuz olsun. Şimdi biliyorsunuz Topuk Yaylası Kaynaşlı ilçesinin sınırları içinde. Evet. Doğrudur değil mi? Aynen. Şimdi bu Topuk Yaylası'ndaki testler yapılırken belli bir protokol imzalandı diye biliyorum ben. Yanlış biliyorsam siz düzeltin. Kaynaşlı Spor'un buradan her yıl belli bir sürelerle yararlanması gerekiyordu. Bu anlamda bir çalışma yapacak mısınız? Çünkü daha önceki yıllarda bu yapılmadı. Şimdi tabii ki yani sonuçta biz Topuk Yaylası'nın yani Fenerbahçe tesislerinin ben o zaman ilçe başkanıydım AK Parti'de. Yani oraya kurulması anlamında siyasi olarak tam destek verdik yani. Biz Aziz Yıldırım sağ olsun yani. Yani gerçekten kaynaştığımızda, Düzce'mizde büyük tesis kazandırdı ve tanıtımına da büyük katkı sağladı. Yani şimdi Fenerbahçe'de uzun yıllar başkanlık yaptı yani. Ben gerçekten kendisine
sosyal medyada da teşekkürlerimizi sunduk. O tesis yapılırken de birkaç kez gittik, görüştük. Yani her türlü siyasi anlamda yapacağımız ne varsa yanınızdayız dedik yani de yaptık da zaten. Yani orada yolun işte asfaltlanması. Yani şimdi daha işte biliyorsunuz D100'den çıkıyorsunuz, topuk eylesi falan başı tesisler nerede sıcak asfalt ya. Ya o asfaltın yapılması bizim de büyük katkımız var. O zaman İlçe Başkanı'ydı. Siyasi olarak destek verdik. Tabii topuk yaylasından biz hizmet de veriyoruz ya. İşte bir Allah göstermesin orada bir yanılmasa biz müdahale ediyoruz. Temizlik hizmeti veriyoruz. Sağ olsun onlar da bize karşı şu anda herhangi bir şey olmadı. Yaklaşımları güzel. Ya karşı diyaloglarımız çok iyi. Tabii Kaynaşlı sınır içerisinde, Fenerbahçe tesisinde Kaynaşlı Spor'un orada bir hafta 10 gün kamp yapması ya gayet şey doğaldı yani. Zaten buna da kimse ses çıkartmaz. Oradakiler de şey yapmazlar. Yani sonuçta yılda bir hafta 10 gün inşallah Kaynaşlı Belediye Spor topuk yaylasında kamp yapabilir. Başkanım, sıkıntı olmaz yani. Şimdi gerçekten sporla ilgili çok konuşmamız gereken şey var ama sizin de zamanımız yok, bizim de zamanımız yok. Geldiğiniz için çok teşekkür ben ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Gerçekten Kaynaşlı gençliğine iyi mesajlar verdik sanırım. Verdik yani. Gençliğimiz tabii şey yapsın yani. Biz gençliğimize her zaman sahip çıkacağız ama tabii gençliğimiz de tabii kendilerine dikkat etmesi gerekiyor yani. Annesini babasını üzmesinler. Yani çevresinin etrafını üzmesinler. Yani kendilerini sıkıntıya sokacak, anne babasını sıkıntıya sokacak, işte diyelim ki güvenlik güçlerini sıkıntıya sokacak olaylardan uzak kalsınlar, uzaklaşsınlar. Düzenli bir hayatlar olsun, güzel bir hayatlar olsun yani. Allah-u Teala'nın razı olabileceği, yani kötü alışkanlıktan uzak tutacak bir yaşantı içerisinde olsunlar ki bu nedir? Yani gerçekten dürüst, ahlaklı, edepli, kötü alışkanlığı olmayan bir genç her zaman toplumda ayrı bir yer olur. Toplumda farklı bir noktada olur. Ve bu nedir? İşte hem kendisi açısından hem ailesi açısından yani hiçbir baba, anne. Yani ben hatta zaman zaman belki alkol alanlar da tabi olabiliyor. Biz tabi kimsenin özel hayatına karışmıyoruz ama hatta sorduğumuz zaman diyelim ki bir alkol alan birisine senin çocuğun da senin gibi alkol alman ister misin? Kesinlikle hayır diyor. Yani. Ben bulaştım mı bulaşmasın diyor. Ama o zaman bak örnek ol yani bırak bu alkolü de çocuk da senden görmesin yani. Onu bir şey sanmasın. Merak uyanmasın diye. İnşallah tabi biz dediğim gibi yani gençler bizim için olmazsa olmaz yani. Bunlara sahip çıkmamız lazım. Bunlara alternatif sağlığa oluşturmamız lazım. Her türlü maddi manevi anlamda destek vermemiz lazım. İnşallah biz bu konuda belediye olarak, Kaynaşlı Belediyesi olarak çok şeyler yapacağımıza ben inanıyorum. İnşallah zaten şu anda da onların her zaman yanındayız. Başkanım çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Bizleri işte Oksijen Televizyonu başında izleyen bütün Kaynaşlı'da, Düzce'li hemşehrilerime, işte iyi dışından izleyen, gurbette bizi izleyen bütün hemşehrilerimize, arkadaşlarımıza, dostlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Cumalar mübarek olsun. Allah yardımcılar olsun ve sizlere de, Hüseyin abimize de işte sizden yıllarla beraber olduk. Size de bu programı da bize sunduğunuz için, bu programı bize hazırladığınız için de teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Oksijen TV gerçekten güzel bir hizmet yapıyor işte. Bölgemizin işte tanıtımında, fikirlerin halka ulaştırılmasında. Yani işte gerçekten çok önemli. Yani bizi de artık motive ediyor yani daha çok böyle çalışmaya. Çünkü bir dahaki programa geldiğimiz zaman farklı bir şeylerle gelir. Yani dersimize çalışmış olarak gelir. Yani farklı şeyler olsun ki yani bizi motive ediyor aynı zamanda. Yani biraz daha heyecan veriyor. İnşallah ben bütün çalışan arkadaşlarımızla, yönetim kurulu başkanı İslam Keleş Bey'e, işte Cengiz Keleş Bey'e, diğer arkadaşlarımızla, bütün işte program sunuculara, sizlere de teşekkür ediyorum. Allah yardımcınız olsun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Spor Özel Program, özel izleyicileri. Bugünkü konuğumuz gerçekten özel bir konuktu. Kaynaşlı Belediye Başkanımız Birol Şahin'e. Verdiği bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Bir dahaki programda buluşmak üzere, hoşça kalın diyoruz.